Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma yeni bir sistem videosuna daha hoş geldiniz. Fazla uzatmayalım, gelin başlayalım. Öncelikle bu sistemi incehesap.com sponsorluğunda topladığımızı belirteyim arkadaşlar. Ben anlatırken fiyat bilgisi ve daha fazla detaylı bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız açıklama kısmına bir link bıraktım. Ona tıklayarak tüm bu bilgileri edinebilirsiniz. Gelin bir sistemimize başlayalım. İlk olarak nereden başlıyoruz? Tabii ki de ekran kartından. Asus ROG serisi AMD'nin RDNA 2 teknolojisine sahip RX 6750 ekran kartımız. 12 GB GDDR6 belleklere ve 192 bitlik bir değere sahip. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar, bu RAM miktarı ve bu bitle birlikte biz hani oyunlarla birlikte profesyonel hayatta da böyle çok kasıntı olmayan render işlerimizde gayet bu ekran kartından performans alabiliriz demek. Ayrıca OC modeli olan bu ekran kartı oyunlarda 2574 MHz değerlerine kadar çıkabiliyor. Bir de bayağı heybetli bir kart, böyle en az kasa kadar diyebilirim kendisine, çünkü üzerinde üçlü bir fan sistemi var. Bu kadar büyük olmasının bir başka nedeni de içerisinde bulunan soğutma bloğu. Şimdi arkadaşlar, ısı bizim bu işlerde en büyük rakibimiz. Yani firmaların temel amacı başlangıç olarak ısıyı alt edebilmektir. Firma tarafı da bu anlamda kartı tanımlarken soğutma, güç ve performans canavarı diye tanımlamış. Örneğin kartın üzerinde Max Contact adı verilen bir teknoloji mevcut. Bu Max Contact teknolojisiyle birlikte ısı cilalanmış bir ısı dağıtıcısı tarafından işlemciden alınıyor ve aktarılıyor. Bu sayede daha milimetrik dokunuşlar ve daha güçlü aktarım değerlerine ulaşılıyor. Bir örnek daha vereyim, bu da Fan Connect 2 arkadaşlar, yine bu kartta bulunan özelliklerden bir tanesi. Bu arkadaşlar GPU ve CPU'nun sıcaklık değerlerine göre ayarlanabilen fan hızları demek. Bu sayede özellikle 3D modelleme yapıyorsanız bunun render sırasında kartınız daha fazla soğutmaya ihtiyaç duyacaktır. Bu özellik sayesinde kartta ekstra bir hava girişi ve çıkışı da konumlandırılmış oluyor. Artık geliyorum ekran kartımızla ilgili final bilgiyi arkadaşlar. Nasıl ki Nvidia kartlarında DLSS özelliği varsa, AMD'nin Fidelity FX Süper Çözünürlük adını vermiş olduğu bir teknoloji de var. Bu teknoloji mantık olarak DLSS ile aynı şeyi yapıyor. Yani yapay zeka siz oyunu 4K oynarken onu sanki 1080p'ymiş gibi işleyip diğer kalan boşlukları kendisi dolduruyor. Bu özellik DLSS ile aynı şeyi yerine getiriyor. Farkı ne? Farkı şu arkadaşlar, Nvidia'nın DLSS özelliği sadece RTX özellikli kartlarda çalışırken AMD'nin Fidelity FX Süper Çözünürlük özelliği daha eski model kartlarda da çalışabiliyor. En büyük farkı bu. Bunun dışında aynı şeyi yapıyorlar. Gelin oyun testimize geçmeden önce bir işlemcimize uğrayalım, oradan da oyun testimize geçelim. İşlemcimiz 12. nesil i5-12400F modeli. Kendisini turbo ayarlarda 4.40 GHz'e kadar çalıştırabiliyorsunuz. 6 çekirdekli ve 12 iş parçacığı mevcut olan bu işlemci yine sistemimizde bulunan ekran kartıyla birlikte senkronize ettiğinizde hem oyunlarda hem de profesyonel hayatta çok ağır olmayan render işlerinde de sizi üzmeyecek bir sonuç ortaya çıkıyor. Hani öğrenciyseniz ve ilgili bir bölümde okuyorsanız hem oyun hem de iş için bu sistemi tercih edebilirsiniz. Şimdi gelin isterseniz bir oyun testimize bakalım. Orada oyunlarımızdan çıkan rakamsal sonuçları görelim. Sonra kalan parçalarla devam edelim. Buyurun.
testimizi yaptık. Rakamlarımızı gördük. Ben bunun üstüne çok fazla yorum yapmıyorum arkadaşlar. Değerler ortada. Hani sadece şunu söyleyebilirim. Oyun oynarken hiçbir oyunda herhangi bir takılma, kasılma vesaire vesaireyle karşılaşmadım. Biz geçelim anakartımıza. Sistemde Asus EXB660M anakart tercih edilmiş. Kendisine maksimum 64 GB'a kadar RAM takabiliyorsunuz. Bu önemli bir özellik. Buraya döneceğim. Bir de başka bir önemli özellik olarak 2 tane M.2 slotu var. Yani 64 GB RAM şundan önemliydi. Kendi siz ilk satın aldığınızda 2x8 yani 16 GB'lık RAM'lerle gelecek bu sistem size. Daha sonra bunu 64'e kadar yükseltebilirsiniz. Aynısı ilk satın aldığınızda yine 512 GB'lık M.2 bir SSD ile gelecek kendi size. Başlangıçta yeterli olsa bile daha sonradan bu alanı size yeterli olmama ihtimali var. İkinci slot olarak bir HDD ya da SSD takmak yerine M.2 alternatifinin yer alması önemli bir özellik. En azından bizi performans anlamında geri atmayacak bir özellik. Ha biz niye 2x8 veya 512 GB tercih ettik? Arkadaşlar fiyat performans sistemlerde bir yerden kısıp bir yerden ekleme yapılıyor. Bunun nedeni bu. Gelelim ufak ufak final kısmımıza. Kasa olarak Game Power markası tercih edilmiş. Game Power markası da artık uzunca yıllardır ülkemizde var diyebiliriz. Pek çok sistemde tercih edildi. Bence bir eşiği atladı kendileri. Bu anlamda özellikle fiyat performans sistemlerinde bende notu geçerli. Bir de PSU'muz var arkadaşlar. Kendisi Bitfenix marka 600 Watt'lık 80 Plus sertifikasına sahip. Böylece bu sistem videomuzun da artık sonuna gelmiş olduk. Videonun başında söylediğim gibi açıklama kısmına bir link bıraktım. Oradan bütün bu bilgilere siz de ulaşabilirsiniz. Ayrıca fiyatı da oradan görebilirsiniz. Umarım sizler için güzel bir oyuncu sistemi olmuştur. Alan arkadaşlarımı da şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.